2022 YKS her şeyiyle e, bu yıl gerçekten hepimizi şaşırttı. Şimdi sizlerle iki veri paylaşacağım sevgili arkadaşlar. E, uyarımda şu olacak. Tercih yaparken 24 tercihi de doldurun sevgili arkadaşlar. E, çünkü geçen yıl sınava giren, TYT'ye giren sınava geçerli olan aday sayısı en altta görüyorsunuz. Bakın sol alt köşede 2.416.000 sınava giren TYT'ye katılan geçen yıl 2021'de. E başarılı olan ne kadardı? 150 barajını geçen 1 milyon 600 bin küsur civarındaydı. 2 yıllık kontenjanları ne kadardı? 500 bin civarındaydı. Yani 500.000 kişilik boş yer var. 1 milyon 600 bin e, talep eden var. Yani ortalama 3 kişiden birisi isteseydi bir ön lisans bölümüne yerleşebilecekti. Bu sayısal veri bu şekilde. AYT'ye katılan geçen yıl 1 milyon 627 bin öğrencimiz katılmış. E, bunların da yaklaşık 600 bini 600-650 bin'e 180 barajını geçmişti. Peki kontenjan ne kadardı 4 yıllık kontenjanlara vakıf ve devlet? O da ortalama 480 bin civarındaydı. Yani AYT'den de geçen yıl eğer gitmek isteyen bir öğrenci... ...hani neresi olursa olsun ben giderim diye düşünen bir öğrenci... ...hemen hemen hepsi gitti. Çünkü neredeyse 150 binlik bir fark var barajı geçen ve 4 yıllık üniversite kontenjanları arasında e, YDT'de de 100.000 bin adayın e, sınavı geçerli olmuş. Gelelim şimdi biz bu yıla 2022 YKS'ye. Sınavı geçerli olan aday sayısı TYT'de 3 milyon. Geçen yıl ne kadardı? 2 milyon 400 bindi. Bu yıl baraj diye bir şey var mı? Yok. E, 96 bin aday sıfır çekti. Onları silelim. 2 milyon 900 bin diyelim. Geçen yıl 1 milyon 600 bin kişi 2 yıllık tercihi yapabilecekken yani tercih yapma hakkına sahipken e, bu yıl 2 milyon 900 bin kişi tercih yapma hakkına sahip. E, kontenjan ne kadar? Geçen seneyle hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı 2 yıllıkların kontenjanı 480 bin civarında. Yani bu yıl 2 yıllık tercih edecek olanların büyük bir çoğunluğu yerleşemeyecek bu kesin. AYT'ye gelelim. AYT'de e, geçen yıl neydi? E, bakalım bir önceki de. 1 milyon 600 bin aday katılmıştı. Bu yıl 1 milyon 800 bin aday katılmış. E, geçen yıl AYT'de e, barajı geçen 600 bin civarında demiştik. Aday 600 650000 bin civarında aday barajı geçmişti. E, 495 bin kişilik yer vardı. Yani kafa kafayaydı. E, bu yıl Baraj diye bir şey yok. Yani AYT'ye katılan sınavı geçersiz olan o 50 bini say, saymasak yani e, sınavı geçerli diyor da hani sıfır çektiğini varsaydım 1 milyon 800 bin kişi de 4 yıllık lisans programı tercih edebilecek. Ha yerleşecek demiyorum bakın tercih edebilecek. Sonuçta sıralaması 2 milyon olan birisi de tercih yapabilir. 2,5 milyon olan birisi de tercih yapabilir. Ha, kazanır kazanmaz o şansına kalmış artık. Ama bu yıl Türkiye tarihinde Üniversite tercihi yapıp yani üniversiteye gitmeye aday olup da gidemeyen öğrenci sayısında rekor kırılacak sevgili arkadaşlar. Çünkü geçen yıl dedik ya 1,5 milyon ortalama TYT'den geçmişti barajı öğrenci. 500 bin kişilik yer vardı. 1 milyon açıkta kaldı herkes gitmiş olduğunu varsayarsak. E, IET'de de yine aynı şekilde 600 küsur bin kişi geçmişti demiştik. 500 bin civarındaydı AYT kontenjanları da lisans kontenjanları da. Onda da 150 bin kişilik boş yer kalmış demiştik. Ama bu yıl AYT'de çılgın bir rakam ortaya çıkacak. Yani 1 milyondan fazla aday bu yıl boşta kalacak. Yani boşta kalacak derken tercih yapacak ama yerleşemeyecek. İşte o yüzden tercihlerinizi düzgün yapın. Acele etmeyin sevgili arkadaşlar. E, mümkün olduğu kadar geriye doğru esnetin atıyorum sıralamanız 200 bin ise 400 bine kadar yerleri yazın. Yani bu yıl her şey olabilir. Ya kalkıp da şimdi 1,5 milyondaki adayın 300 bin sıralaması 300 bin olan adaya hiçbir etkisi yok. Yani sayının kalabalık olması e, çok da etkili değil aşağıdaki adaylar için. Yani ilk 300 bindeki ilk 400 bindeki adaylar için. Yani düşün e, markete giriyorsun bir sürü insan var kalabalık. Ama kimin cebinde kaç para varsa o kadarlık alışveriş yapabilir. Yani orada kalabalık olması senin istediğini alamayacağın anlamına gelmez. Ya bu da onun gibi senin sıralaman iyi 300 binde senin üstünde atıyorum 500 bin üstünde 5 milyon aday olsan ne olacak? Seni etkilemiyor. O aşağıları etkiliyor. Yani aşağılarda yani 1 milyondan sonra 2 milyona doğru işte oralarda çadır karışık olacak bu sene. Yani hiç beklenmediği yerlere gidilebilir. Alt sıralar için söylüyorum kesin olur dediğin yere de gidemeyebilirsin. O yüzden tercihlerde özellikle ön lisans tercihlerinde çok dikkatli olun. Lisans'ta da aynı şekilde yani sıralamanızın arkadaşlar bir katına kadar hani 10.000 ise 20-25.000'e kadar işte 25.000 ise 50 60 bin'e kadar esnetin. İşinizi garantiye alın. Mezuna kalmayı düşünmüyorsanız eğer. Zor olursa da yorum kısmına yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.